Bu bölümde en yüzeyde ultrason probumu koyduğum zaman en yüzeyde safen veni göreceğim. Medialde femoral veni göreceğim. Onun altında da femoral arteri göreceğim. Ve birer santim aralıklarla hastanın bacağını tarayacağım. Aşağıya doğru inmeye çalışacağım. Bu arada dikkat etmem gereken şey, hasta bir elimin prop tutarken diğer elimin, yani o elimin bir parmağını da hastanın bedeninden asla ne yapmayacağım? Ayırmamaya dikkat edeceğim. Bu kadar ayrıntılı anlatmamın sebebi şu: kendi içinizde bu modeli oturtturursanız, bu şekilde yaparsanız bir şekilde pratiğinizde de bunu devam ettirirsiniz. Daha sonra bu femoral arter yüzeyel ve derin dallarına ayrılacak ve aynı zamanda da femoral ven gene yüzeyel, süperfisyal femoral ven ve derin femoral ven olarak ayrılacak. O bacağın orta kısmına doğru geldiğim zaman derin arter ve femoral ven kaybolacak. Süperfisyel arter ve veni göreceğim. Ve bunu görürken ven arterin medialinden posterioruna doğru yer değiştirecek. Demek ki bacağın orta kısmına geldiğim zaman veni arterin arka tarafında ne yapacağım? Göreceğim. Kompresi ettiğim zaman üstte arter kalacak, altta ven kalacak. Tamam? Bunu olabildiğince distale doğru ne yapmam lazım? Tarama gerekiyor. Popliteal fossaya geldiğim zaman yüzeyde popliteal veni göreceğim. Hemen altında da popliteal arteri göreceğim. Bu iki anatomik yapıyı görmeden evet bu popliteal ven demeyeceğim. Tamam? Oranına kadar tarayacağım. Onu da bir 5 santim, birer santim aralıklarla tarayarak komprese edeceğim. Ta ki ne zamana kadar? Kaça ayrılıyor popliteal ven? 3'e ayrılıyor. 3'e ayrıldığını görmeye çalışacağım. Evet. Anterior tibial, posterior tibial ve peroneal ven olmak üzere popliteal ven de 3 kısma yoruluyor, ayrılıyor. Demek ki baştan alacak olursam iliak inguinal kanal hizasında femoral arter ve femoral veni göreceğim. Orada büyük safen venle birleştiğini göreceğim. Daha sonra aşağıya doğru inerken yüzeyel ve derin dallarına ayrılacak. Derin dallarını görmeyebilirim. Yüzeyel dallarını kompres etmeye devam edeceğim. En az bir 5 santim aşağı doğru ineceğim. Sonra da popliteal fossada yine bir 5 santim, birer santim aralıklarla kompres ederek gideceğim. Demek ki şimdiye kadar mesela tek kesitli yaptığımız bakılar çok da anlamlı değil. Bu konu hakkında sormak istediğimiz var mı? Hangi probu kullanıyorum? Yüzeyel probu kullanıyorum. 5 MHz ile 10 MHz arasında frekansı yüksek, derinliği düşük yüzeyel probu kullanıyorum. Obez hastalarda 5 MHz kullanın derinliği arttırmak için. Zayıf hastalarda 10 MHz kullanın. Geniş bir bant genişliği varsa o zaman ona göre ayarlamasını ne yapıyoruz? Probumuzu yapabiliriz ama yüzeyel prob kullanmayı asla ne yapacağız? Unutmayacağız. Evet. Şimdi